Cem TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Geçmişten geleceğe yeniden karşınızdayız Sayın Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'le birlikte. Bugün hem Ata Parti'nin dış politikasını konuşacağız çünkü geçen programda yarım kalmıştı. Hem de bazı eleştiriler var. Özellikle bu programda sık sık dile getirdiğimiz okullarda din eğitimi dayatılmamalı çünkü din deyince sadece tek bir mezhebin tek bir kolundan ilerleyemezsiniz. Din geniş bir kavramdır. Eleştirisi var Sayın Namık Kemal Zeybey'in. Bunun üzerine bazı olumsuz yorumlar geldi. Bunlarla bir başlayalım ardından da Ata Parti'nin geniş dış politika kavramıyla devam edeceğiz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş gördük. İyi olacağız. Yani her şey iyi olacak ama bir partinin sloganı anlamında değil. <laughs> Bizim söylediğimiz. Her şeye rağmen ümit var olmanız çok mutlu ediyor beni. Evet, Çünkü bazen yani. çok umutsuzluğa kapılıyoruz. Ya Hele yani, ki her dünyanın şey. şu anki karmaşık, kaos bir ortamda bulunmasından üst tarafta e, Ukrayna-Rusya e, çatışması, alt tarafta Filistin-İsrail çatışması. Biz tam ortada kalmışız. Şu an biraz huzursuz etse de bu. Her şeye rağmen bir ümit aşılayacağız diyorsunuz izleyiciye. Elbette. Şöyle bir söz vardır ben çok beğenirim. Şafak karanlığın en yoğun olduğu dönemden sonra başlar. Evet. Türkiye gerçekten bir karanlık yaşıyor. Yani kuzeyimizde olanlar, güneyimizde olan çatışmalar, hatta bizim Suriye'nin içindeki bir bela ile olan çatışmalarımız falan. Bütün bunlar elbette ki üzücü gelişmeler ama asıl Bizim için ya yani Türkiye içinde konuyu düşünürsek Türkiye hızla karanlığa doğru götürülüyor. Karşı devrim adım adım gerçekleştiriliyor adım adım. Ben yani bunları çok konuşuyoruz sayıyoruz. Yani Birçok Birçok anlamda Türkiye'de bir karşı devrim ve karşı devrimin ektiği zehirli tohumlar da ortaya çıkıyor. Gün geçmiyor ki karanlık. Bu büyük karanlığın içinden, işte karanlığın taşıyıcılarından, bir takım tarikatların içinden, bir takım saçma sapan, üzücü, dehşet verici olaylar ortaya çıkması ve bunlar örtülüyor. Ortaya çıkıyor, örtülüyor. Hatta bir kereyle bir şey olmaz falan diyenler, diyen bakanlar ortaya ya çıkıyor. O bir kerenin üzerinden kaç kere geçti, ya, yani, kaç, kaç defa böyle kere, kaç. rezilliklerle evet. anıldı bu evet. vakıflar. evet. Yani vakıflar, kimi tarikatlar, diyanetin saçmalıkları filan. Zaman zaman ağzından kaçırmış olsa bile iktidarın en yükseklerinde bulunanların söylediği sözler, Atatürk'e iki sarhoştan biri demeler vesaire vesaire. Bütün bunlar karşı devrimin belirtileri. Hı hı. Ama son zamanlarda bir konu benim dikkatimi çekmeye başladı iktidar Atatürk'le baş edemeyeceğini anlayınca anladılar. Bunu anladılar. Yani Atatürk'le baş edilemez. Evet. Ne yaparsanız yapın Atatürk Türk yurttaşlarının çok büyük bir bölümünün yüreklerinde yaşıyor. Yani yürekler ata 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 diye evet. atıyor ata ata derken ata partiden söz ettiriyor. <laughs> Yok Mustafa Kemal Atatürk'ten Atatürk zaten Türkiye'nin evet. damarlarındadır. O konuda evet. şunu da ben sizin söylediğinize ek olarak vereyim. Özellikle bazı trolden hallice tamam gerçek hesap ama o trollerin attığı mesajların ana kaynağı olan bazı hesaplar vardı ve onlar gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'e çok büyük saygısızlık yapıyorlardı. Bunlar yıllarca, gerçekten yıllarca birkaç yıl üzerine bu yaptıkları saygısızlıklar, hakaretler, hani eleştiri sınırlarını çok aşan hakaretler, onun onda birini. E, yani yapılmaması gerektiği konusunda ben de hem fikrim Sayın Cumhurbaşkanı'na yapıldığı zaman kıyamet koparan bu tipler onun on katını Mustafa Kemal Atatürk'e layık gördü yıllarca. Evet. Son dönemde o kişiler ceza aldı. Yıllarca almadılar son dönemde ceza aldılar hatta hapse girenler oldu. Bu da sizin söz, söyleminizi savununuzu destekliyor. Çok ilginç bir açılım yaptınız. Benim gördüğüm dışarıdan okuduğum bir gelişme var. Biraz da bilgim var. Bu kadar mı söyleyeyim? Bütün bu bildiklerim, duyduklarım ve ola gelen işler şunu ortaya koyuyor. İktidar, bu karşı devrimci iktidar. Bu kendilerine İslamcı ve İslam'ı referans alan, referans alan ve ümmet esasına dayalı bir dış siyaset ve şeriata, Arap şeriatına dayalı bir İç düzenleme yapmakta olan bu iktidar Atatürk'le baş edemeyeceğini uh -huh. ve Bu sefer taktik değiştirdiler ve Atatürk'ü de kendilerinden olarak anlatmaya başladılar. Size dikkat ediyor musunuz buna? Konuşmalarda falan. Bu bir taktik. Yani madem ki Atatürk'le baş edemiyoruz, öyleyse biz onu da İslamcı, dinci olarak anlatalım diyorlar. Böyle bir takım yazılar okudum. Evet. <laughs> Güzel başladılar. Evet. Bundan sonra bunu şu anda biz yurttaşlarımıza, bizi dinleyen değerli izleyicilerimize bir önemli gerçeği açıklıyoruz. Bundan sonra bu iktidarın başındakiler ve belki yavaş yavaş bu iktidarın izinden gidenler, yani işte televizyonda konuşanlar, gazetelerde yazı yazanlar, yok yok Atatürk bizden demeye başladılar. Erbakan vaktiyle onu yapmıştı. Hı hı. Demişti ki Atatürk sağ olsaydı oyunu bize verirdi. Vermezdi de. <gülüyor> <gülüyor> ama akıllı bir yaklaşım yani. Madem ki hani bileği bükemiyorsan bükemediğin bileği öp. Hı hı. Mantığı vardır ya o başladı. Yani bu, bu, da işin başka bir yönü ama yani yurttaşlarımız bu dönüşümü anlayacak durumdadırlar. Yani yine Atatürk'ün karşı devrimini, Atatürk'e karşı devrim için ne elinizden geliyorsa yapacaksınız. Ama dönüp o da bizden de diyeceksiniz. Bu da bir taktik. Hayır o sizden değildi. Onun Müslümanlığa inanıp inanmadığı bizi ilgilendirmez. Evet. Kimseyi ilgilendirmez. Hiç kimseyi ama Atatürk ne Müslümanlık karşıtı söylem ve eylem ortaya koymuştur ne de en küçük bir noktada din devletine, dinci devlete, laikliğe aykırı bir devlete izin vermiştir. Onların Atatürk'ü din karşıtı olarak savunmasının en temel sebebi özellikle tarikatların Arap kültürünü, dini değil, Arap kültürünü din olarak tanıtmasına karşı olmasındandı. Evet. Tabii o kültürdense Türk kültürünü ön planda evet. tuttu. Bu da tarikatların ve o dönemki medreselerin vesairelerin işine gelmedi. Evet. Yani Atatürk bu bu Suud'dan beri iyice Arapçılığın ve Arap İslam'ının, Arap dinciliğinin devlete sokulması gerçeğini bilen birisiydi. Onun yerine bir Türk Müslümanlığı geliştirmek evet. istedi, ezanı Türkçe evet. yaptı, camilerde Türkçe hutbe okuttu, Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtip Arapça nameli olarak okutulur gibi Türkçe'yi nameli olarak okuttu ve gerçekten de halk bunu, hatta İstanbul halkı çok sevdi bunu, ağlayanlar oldu. Yani anlıyorlar çünkü, evet. anlamadıkları sözler yerine anladıkları sözler, kendi öz dillerinden sözler olunca sevindiler. Fakat Atatürk'ün içinde belki bir hasret olarak kaldı. O da neydi? Yani dini Türkleştirmek, çağdaşlaştırmak. Evet. Bu dinin yaşaması için dini kullanarak birilerinin devlete yön verme sapmalarını önlemek için de çok iyi bir gelişme olurdu ama olmadı. Olmadı. Fakat esas şu Atatürk Türkiye'ye laikliği Öyle anayasaya laiklik konduğu zaman değil. Daha cumhuriyetten önce. Hatta Türkiye devleti cumhuriyetin ilanından önce kurulmuştu zaten. Yani Ankara'da kurultayı, kamutayı ya da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları vermeye başladığı zaman ve bu kararlarında da akla, bilime ve işin gereklerine uygun yasalar çıkardığı zaman hem devlet kurulmuştur, o artık devletin kuruluşu demektir. O devlet İstanbul'daki padişahı tanımıyordu artık. Ben şunu da merak ediyorum. Özellikle Nut'u okuduğum zaman Atatürk'ün şu hem serzenişi hem de bir şekilde artık halkı bundan haberdar etmesi şeklinde şöyle bir sözü vardı. Kurduğu temsil heyeti kongreleri toplayan adına işte telgrafların temsil heyeti olarak imzalanması vesaire. Temsil heyetinden yanımda pek kimse olmazdı diyor. Telgrafları ben yazardım ama temsil heyeti adına. Ben yazdırırdım. Temsil, temsil heyeti adına yayınlatırdım. Ee, yani temsil heyetinden çoğu kimsenin o telgraftan haberi bile olmaz diyor. Bir kişi ya olurdu yanımda ya olmazdı. Atatürk neden kendi başına yapmadı bunu da en başından beri bir heyetle hareket ediyor mu şeklinde bir görüntü vardı. Evet işte bu Atatürk'ün bir demokratlığının bir örneğidir. İki Türk devlet geleneğine uygun bir yöntemdir bu. Yani Türk devlet geleneğinde en yüksek en yetkili organ kurultaydır. Hı hı. Hmm. direkt evet. kurultay kurdu. Tabii, onun üzerine başladım. devam etti. Ordu'dan Hı -hı. önce kurultayı kurdu. Evet. Yani Ordu kurultayın ordusuydu. Tabi adı kurultay değildi ama kurultaydı o. Önce Erzurum Kongresi, başkanı. Hı -hı. Sonra Sivas'ta temsil heyeti yani heyeti Hı -hı. temsiliye oluşturuldu. Sivas Kongresi yetkiden yetki aldı. Yani ulustan yetki alarak budundan yetki alarak halktan yetki alarak yetkili olarak yani yetkisini doğrudan doğruya ulustan alarak Atatürk bu yola girdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Bunu yapmayabilirdi. Yani ne yapabilirdi? Efendim işte orduyu kurar, orduyla yürürdü ama Hı. öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Tabii bunun bir derin anlamı da artık Türkiye devletinin yönetimi kurutayladır Padişah yok artık. Yani padişahlığı filan İstanbul hükümetini ortadan kaldırmadan önce kaldırmıştı zaten. Evet. Ya yani resmen kaldırmadan önce fiilen kaldırmıştı. Kaldırmıştı ve gücünü doğrudan doğruya ulustan ve ulusu temsil eden kurultaylardan ve işte en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alıyordu. Gücünü oradan alıyordu. Dolayısıyla devlet kurulmuştu. Gerçekte cumhuriyet de kurulmuştu. Evet. Ama ilanı 29 Ekim'e kadar ertelendi filan. Ama gerçekte oydu yani devlet de vardı filan. İlk günden başlayarak da Atatürk'ün uygulamalarında laiklik esastır. Hı hı. Evet. Gelişme sonunda tam laikliğe kadar götürdü. Dolayısıyla Atatürk'ün Müslüman olup olmaması ayrı bir konudur. O bizi ilgilendirmez. Ben vaktiyle 3 saat bir televizyonda Atatürk düşmanı birisiyle bu konuyu tartıştım. Ama hep söyledim. Atatürk'ün neye inandığı bizi ilgilendirmez. Biz o inancı biliyoruz. Atatürk vahdeti vücuda inanıyordu. Geldiği gelenek olan Bektaşi Melami geleneğine inanıyordu. Oradaki Tanrı'ya inanıyordu. Oradaki din anlayışına inanıyordu. O inancı hep sürdürdü. Ama Ebu Suud dinine inanmıyordu. Biz de inanmıyoruz. Ebu, ben de inanmıyorum sizi katmayayım da. Ya. Yok yani açıklamakta <laughs> bir beis yok herhalde. Ben de çok taraftar değilim. Bu Ebu katı fıkıh kurallarıyla yönetilip evet. insanı özellikle kadını dar bir çerçevede tutmaya çalışan bu uygulamaya din demiyorum ben ona sizi uygulama. Bu uygulamaya ben de inanmıyorum. Tamam. Dolayısıyla hiç böyle karşı devrimciler Atatürk'ü kendilerine işte yaklaştırmaya madem ki onunla uğraşamıyoruz onu bozalım. Yani Atatürk imgesini Atatürk anlayışını Atatürk gerçeğini bozalım falan e, demeye kalkışmasınlar onu da yapamazlar. Tabii ki. Onu da yapamazlar. Onu yapmalarına da izin vermeyiz bu arada. Atatürk'ün ne olduğu bellidir. Ama en keskin ayrım Atatürk devleti naslarla dogmalarla yönetmedi. Onun böyle bir sözü var diyor ki ben hiçbir nas, hiçbir dogma bırakmıyorum. Evet. Yani bırakın başkalarının naslarını, dogmalarını. Kendisi de nas, dogma bırakmadığını söylüyor. Nedir nas, dogma? Yani zamanın bir yerinde oluşmuş ve asla tartışılamayacak zamanda ve mekanda her yerde geçerli olan bir takım Kuran. görüşler. Evet. Uygulamalar. Nas bu. Dogma bu. Yani söz gelimi bir ara AKP Genel Başkanı dedi ki Nas varken sana bana ne oluyor? Sana bana. Bir de karşısına bir muhatap alıyor. Kimse onu alıyor. Sana bana ne oluyor? Nas varken. E bu ne? Yani Nas'lara göre yöneteceğiz. O yüzden... Nas bir tane değil ki. Nas başladık. Tabii ha, nereye kadar gidecek? İşte faiz meselesinde bunu söyledi. Yani Nas faizi yasaklıyor. Öyleyse ben ona göre yönetirim. O zaman yasakla niye indiriyorsun? <laughs> Ayrıca tabii ya madem yasaklıyor kaldır bakalım. Şimdi de Nas ne oldu? Nereye gitti Nas? Tatilde. Tatile gitti değil mi? Hani Nas'tı? Hani öyle diyordunuz? Biz de değiştiniz mi? İnancınız mı değişti? Görüşünüz mü değişti? Haşa Allah ekonomiden anlamıyor muymuş? Uygulayıcı yani, olmadı. Yani yani o tabii o faiz meselesi falan ayrı konuşulması gereken konular da. Yani Kur'an'daki kat kat ribayla hı, hı piyasa ekonomisinin gereği olan e, faiz aynı mıdır? O çok ciddi bir tartışma konusudur. Falan. Peki şey geçelim. Ama affedersiniz. Şeyi bitirmedim. Ha, Diyor ki ben hiçbir nas, hı hı. hiçbir dokma bırakmıyorum. Ben de bırakmıyorum diyor. Başkasının naslarına, dokmalarına saplanıp kalmam. Ama ben de bırakmıyorum. Benimkine de saplanıp kalmayı ya, geliştirin. Tabii, benim yolumdan gidenler akıl ve bilim yolundan giderler ve benim manevi mirasçılarım onlardır. Bitti. Evet. Bunu diyen bir kişiyi siz kendinizden gibi satmaya kalkışmayın. Ey AKP yönetimi. Bu kadar söyleyeyim. Evet. Ve diğerleri de diğerleri tabii. Şimdi sizin özellikle laikliğe aykırı bulduğunuz bir uygulama var. Okullarda evet. din dersinin uygulatılması ve birçok programa konu oldu bu. Biz bunu pek çok kez tartıştık. Görüşlerinizi açıkladınız. Buna aslında karşı çıkan pek çok kişi olmasıyla birlikte bir kişi var ki benim çok dikkatimi çekti. Evet. Kendisi tarih bilgisiyle çok ön plana çıkan İlber Ortaylı hoca çok da saygı duyduğumuz bir isim. Ben de severim ayrıca. Kendisi şöyle bir e, görüşte bulundu dedi Hı -hı. ki dini kaldıramazsınız okullardan din dersini kaldıramazsınız o kültürdür din medeniyettir dini kaldırdığın zaman kültürü kaldırdığın zaman olmaz hani ideoloji senin cebinde dursun ama bu din kültür olarak, medeniyet olarak çocuklara öğretilmelidir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle bir söz var. Bu atalar sözleri halkın ortaklaşa bilincinden çıkmış çok değerli sözlerdir. Ya yani atalar sözleriyle bir konu ispat edemezsiniz ama açıklarsınız. Ya yani atalar sözü budur, bu budur, bu nastır diyemezsiniz. Ama konuyu açıklama bakımından da değerlidirler. Hı, hı. Kazaklar da mesela her söze Kazak'ta bir makal var diye başlarlar. Makal atasözü demektir filan. Şimdi çok bilen çok yanılır. Yani İlber Bey doğrudur. Çok bilen birisidir. Bilgisine saygı duyarım. Aslında birinci de doğrudur. Sevdiğim de birisidir. Ben benim dostum sayarım kendisini. O beni dostu sayar mı saymaz mı? Tabii onu bilmem. Ama dostluk duygularıyla bakarım İlber Bey'e filan. Evet. Tabi burada siz attınız, ben de izledim. Yani WhatsApp'tan bana attınız, ben de baktım. Ee, kültürdür medeniyettir diyor. Örnek veriyor sonra. Diyor İncili bilmezseniz bir nasıl anlayacaksınız? Evet. İyi de peki o zaman İncili bilmemiz lazım. Yani ör, verdiği örnek bu. Hı hı. Diyor ki İncili bilmenizle biz sen okullarda İncil mi öğretiliyor İlber Bey? Yani. Öyle bir şey mi var? Hristiyanlık mı üretiliyor? Sen niye örneği eğer Türkiye'de din eğitimi dersine karşı çıkanlara, karşı sanki onların tam biri de benim, okullarda din eğitimi olmamalıdır. Ama yine biz Ata Parti programına şöyle yazdık. Din dersini kaldıralım değil. Din eğitimini kaldıralım. Ama din dersinde işte o zaman kültür olur, medeniyet olur. Evet. Din dersinde İslam anlatılmalı ama İslam'ın sünni yorumu anlatılmalı. İslam'ın Alevi yorumu anlatılmalı. İslam'ın Şii yorumu anlatılmalı. Hatta başka işte Gulat denilen yorumlar var. Dürziler var mesela. Onlar da Müslüman. Peki, mesela... İsmail'ler var. E, İslam'ın bütün bu yorumlardan arındırılmış bir çatı hali yok mu? Yok maalesef yok. Yani o, o çok uzaklarda kaldı Çünkü artık bunlarla insanlar bu aracılarla yani bu yollarla İslam'ı anlıyorlar. Yani mezheplerle diyeceğim ama alevilik mezhep değildir. Hı hı. Yoldur. Niye farklı biz mezhep bilmeyiz? Yolumuz vardır. Şimdi Peki ne farkı var? Onu da ayrıştıralım. Mezhep gidilen yol demektir. Mezhep fıkıhta kullandı. Evet. Yani sözcüklerin bir sözlük anlamı vardır. Bir de kullanım anlamı vardır. Hı hı. Yani dolayısıyla bir süre sonra kullanım anlamı geçerli olur. Sözlük anlamı unutulur çok hı hı. defa. Hangi anlamda kullan? Mezhep mesela mezheple tarikat aslında aynı sözdür. Ama tarikat tasavvufi yollardır. Buna kadar mezhep fıkhi yollardır. Hı hı. Fıkıh. Fıkıh da şeriattır. Evet. Dolayısıyla Alevilerde şeriat, yani şeriat kavramı, fıkhi anlamda kullanılmaz. Alevilikte kullanılan şeriat da yine tasavvufi anlamdadır. O yüzden şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapılarından geçerek gerçek bilinir. Yani. Yani yolculukta bu kapılardan geçtiğiniz zaman gerçeğe ulaşırsınız. Son kapıda tam gerçeğe ulaşırsınız. Hakikat kapısından geçince. Ve her kapının gerçeği de başkadır. Çok ilginçtir. Gerçeğin göreceli oluşu gerçeği gerçeğin göreceli oluşu gerçeği Türk İslam tasavvufunda bilinir. Bilinir. Yani hatta Zaman ve mekanın da izafi oluşu hı hı. yine bilinir. Bu çok yüksek bir bilinçtir. Hı hı. Bu Türk İslam tasavufundadır. Bu Ahmet Yesevi de vardır, Hacı Bektaş Veli de vardır. Yunus Emre de vardır, Pir Sultan da vardır. Niye bunlar Türk İslam tasavvufunun büyükleridir? Burada vardır yani. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapıları. Ayrıca da burada da makamlar vardır. Hı hı dört kapı, kırk makam diye anlatırız. Evet. Buradaki şeriat fıkhi anlamdaki şeriat değildir. Yani devleti yönetmeye göre düzenlenmiş Kur'anlar bütünlüğü anlamına değildir. Dolayısıyla Alevilikte fıkıh olmadığı için mezhep değildir. O yüzden biz mezhep bilmeyiz. Yolumuz vardır. Sözün açılımı da bu. E şimdi bütün bunlar yani sünni, sünnilik içinde de farklı yollar var. Evet. Yani, sünni tarikatlarda da farklar vardır. Yani söz gelimi Sünni tarikat olan artık en yaygını Nakşibendilik. Nakşibendilikte gerçekte yüksek sesle besmele bile çekilmez. Hı hı. Mesela. Buna mukabil yine Sünni tarikat sayılan Kadirlilikte, Rüfailikte falan bağıra bağıra zikir yapılır. Hı hı. Yani bu ve birbirlerini de daha çok bu Hafi dedikleri, Nakşibendilerin gizli zikir dedikleri, sessiz zikir dedikleri zikri öyle benimserler ki sesli zikri bidat olarak görürler. Yani yoldan sapma olarak görürler. Demek ki yani onlarda da ayrıca söz gelimi Sünniler içinde Şafiler Türkiye'de Şafiler var. Yani evet. Hanefiler çok, Şafiler var. Şafilere göre kan çıkınca abdest bozulmaz. Evet. Hani. Çizmeniz dolsa bile. Hanefilerde bozulur. Hanefilerde bozulur. Şafilerde çizme dolduktan sonra taşarsa bozulur. <laughs> yani o da o da böyle espri yorumlarıdır filan. O öyle diyenler var da Hı -hı. aslında gerçek. Şafii imamı ı Şafii'nin fetvası. çizmeden fethası. taşıyorsa kan kaybından ölmüşsün. <laughs> yani bu abdest mi kalır? <laughs> yani aslında bak ayrım orada da ayrım var. Yani mezhebin kendisinde ayrım var. Şafilerde köpeğe dokunursa ve kadına dokunursa Abdest, Abdest gitti. Evet. Hanefilerde gitmedi. Yok. Efendim yine söz gelimi Malikilerde Sünnidir. Malikilerde namazda eller yana salı verilir. Göbeğe bağlanmaz. Hı hı. Orada Malikilerle Şii mezheplerin en büyüğü olan Caferiler birleşirler. Caferilerde de eller yana salı verilir. Kıyamda hı. namaz kılarken Malikilerde de yana salı verilir. Orada birleşirler. Buna mukabil Cafer, e, Şiilerin ikinci büyük mezhebi olan daha çok Yemen halkının çoğunluğu Şiidir ve ye, onlar Zeydidir. Evet. Zeydilerde de yine el bağlanır. Hı hı. Yani demek istediğim bu fıkhi konularda Alevilikte zaten namaz, <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda namaz olmuyor niyaz vardır. Hı hı. Yani namaz değil niyaz vardır ve Türkçedir. Dolayısıyla şimdi bakınız ne kadar konular. Bunları öğretin. Ama bunları öğretin. Onun için biz diyoruz ki dayatmak olmayacak. Ama din dersine giren kişilerde sosyoloji, felsefe öğretmenleri olacak ki yansız biçimde anlatsınlar. Yoksa siz imam hatibi bitirmiş, ilahiyeti bitirmiş, kop koyu sünni birisini getirip Hadi sen anlat derseniz, o Alevili anlatırken kötüler, Şia'yı anlatırken kötüler, Hristiyanları anlatırken kötüler. Ama Türkiye'de bir de Ezidiler var. Ezidi. Ben vaktiyle Ezidilerin e de de hakaret et etmeyin falan diye de yazdım ve konuştum. Ben Ezidim miyim? Hayır. Ben Düşünce özgürlüğünden, inanç özgürlüğünden yanayım. Hı hı. Bir de gerçekten yanayım. Mesela ne denir Ezidiler için? Hani Yezidi de deniliyor da, Yezidi hı hı. değil onlar. Evet, Ezidi. Ezidi. Ezid Farsça'da tanrı demektir. Hı. Onlar tanrıcılar falan denebilir ama onlarda tabii ki büyük tanrı var. Birisi kötülük tanrısı, birisi iyilik tanrısı falan diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ehrimen. Hürmüz. Yani Yezidiliğin aslı Zerdüşlüktür. Zerdüşlün bir koludur onlar yani. Yani o bana çok tanıdık geldi. Ben Yezidiliği hiç bilmiyorum bu arada. Bilmediğim konulardan biridir. Yok Kolay ee, kitap o... var öğrenirsiniz. <laughs> yani okumadım denk gelmedim hiç evet. ya da özellikle araştırmadığım bir durum. Evet. Ama bu anlattığınız Sümerler'de de var. Evet. Zerdüşler'de de var. E, Sümerler mesela... deyip geçmeyin. E, evet öyle. Orta Doğu mesela, dinlerinin şeyde, çoğu oradan çıkmıştır. Avesta'yı okudum mesela. Avesta'da ee, özellikle şey var. Bu iki e, grubun, hı, grubun çatışması. Hani tanrı demek istemedim. Çatışması ve özellikle yani adamlar o kadar ince nüanslarla halkı dizayn etmeye çalışmışlar ki nasıl tırnak keseceğinden nasıl banyo yapacağına kadar. Evet. Hepsi ayrıntılı bir şekilde var. Evet. Tabii bir de Avramaz da var. Tanrıları. O, en büyük o, tanrıları. Her şeyi o yarattı hı -hı. ama karışmıyor. Bıraktı. Aynen. Hiçbir şeye karışmıyor. Günümüzde efendim, ehrimen, çatışırlar ama sonunda ikisi de avramazlığa bağlıdırlar filan. Şimdi bunlar da aslında ehrimene tapıyorlar. Yani aslında, İşte melek tavus diyorlar falan. Yani nedir? Diyorlar ki ezidiler. Yani öteki zaten iyi. Buna biz yalvaralım ki kötülük kalksın falan, bizden kalksın diye böyle bir mantık. Ne olursa olsun inanç bu. Yani tabii ki biz bu inançta değiliz. Yani benim e, inancım Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus. Yunus dinidir dinim. Ne öcüm kaldı ne kinim diye başlayan bir şiir de yazdım bir on gün önce falan. Şimdi ya benim dinim Yunus'un dini. E, tamam. Fakat bütün bunlar öğretilmeli. Yani İslam'ın eğitim değil, öğretim. Ya niye? Bilsinler ya din de gerçekten bir sosyal kurumdur. Ya yani burada e, değerli kardeşimiz biz onu ülkede okuduğu zaman Turancı komünist zannederdik ve Sultan Galiyevci zannederdik. Severdik. <laughs> Turancı olsun da komünist olsun falan. Sonradan dedim ya ben komünist değildim falan dedi. Ama Sultan Galiyev konusunda çok bilgili bir kişiydi. Ta öğrenciliğinde falan yani. Kafası büyüktür ama bazen o büyük kafada yanlış yerlere gidebiliyor. İşte birisi de Ahmet Yesevi Nakşibendi yapmasıydı. Asla ilgisi yoktur falan. Sonra düzeltti ama. Bunu da düzeltir. Yani karşıma alsam ben bu yanlışın ona anlatırım derim ki tamam da biz öğretime karşı değiliz, eğitime karşıyız. Öğretime gelince yansız ve bilimsiz, bilimcil bir bilimlik ve bilimcil bir anlatım gerekir. Hı hı. Sadece İslamı değil. Türkiye'de Ortodokslar var. Katolikler var. Hristiyanlar var. Museviler var. Museviler var. Bunlar da öğretilmeli. Doğası Türkiye'de şimdi yüz binleri bulan tanrıcılar var, tengriciler. Hı hı. Biz diyorlar sadece Türkiye'de değil Türk dünyasında milyonlara geçti artık. Biz diyorlar bu Sami dinlerine inanmıyoruz diyorlar. Yani geçen benim bir arkadaşım, öğrencim arkadaşım yani öğrencimdi. Ama profesör olunca artık arkadaşım oldu. Beni aradı Kazakistan'dan. Dedi ki hocam dedi burada tengricilik yayılıyor. Çok yayılıyor dedi. Niye dedim? Dedi ki, Vehhabileri görünce, bu arada Vehhabilik girdi oraya, Hı. her yere girdi. Suudi Arabistan bol parayla bunu sağlıyor. Birilerini çağırıyor. Haç, işte ağırlama, umre falan filan. Gayet güzel. Yemekler, şunlar, bunlar. Biraz da ceplerine dolarlar filan koyuyor. Adam, Ahmet Yesevi'yi seven birisi olarak geliyor Suudi Arabistan'a. Ahmet Yesevi'ye kızan birisi olarak dönüyor. Sayın Bakanım. Vihabi oluyor. Bu Affedersiniz bunu gördüğü için diyor. Bunları görünce bizim atalarımızın dini var. Bize ne lazım Arabın dini diye dine dönenler. Bu da öğretilmedi. Bu sizin anlattığınız yöntem yazdığınız evet. kitapta o Bilge Kağan evet. yazıtlarında da geçen özellikle Bilge Kağan'ın Çin'in uyguladığı bu politikaya karşı halkını uyardığı şey değil mi? Aynı politika. Evet. Orada da Türkleri çağırıp şaraba alıştırıp güzel kadınlarla oyalayıp ipeğine alıştırıp evet. orada savaşçı kişiliğinden vazgeçmesini sağlamak evet. ve bir de ondan savaş sanatlarını öğrenmek. Evet. Çin'in uyguladığı bu politikaya evet. karşı uyarıyordu evet. ve yıkılırsın diyordu. Evet. Bu şekilde de Türk dünyası yıkılıyor demek ki. Evet ama şimdi şey başlamış. Etki tepki yasası. Evet. Bu etki tepkiye sebep olmuş. Aslında Tataristan'da çok önceden başlamıştı. Tataristan bilindiği gibi Rusya Federasyonu'na bağlı 22 devletten birisidir. Federe Devlet'tir yani. Ve bütün diğer 21 cumhuriyetten daha fazla hak almıştırlar. Daha geniştir. Onların özelliği daha geniştir Tataristan. Tataristan'da çok erken başladı bu. Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz hemen tanrıcılar, yani tanrı inançlılar ortaya çıktı. Hı hı. Ama şu anda Kazakistan, Kırgızistan yani bütün ve Türkiye. Türkiye'de artık topladığınız zaman milyonu geçen tanrı inançlılar var. Yani biz kendi atalarımızın tanrı inancına dönelim. Bize Sami dinleri gerekmez. Bize ne gerek, ne gerek Yahudilik, ne gerek işte Hristiyanlık, ne gerek Müslümanlık diyenler var. Hı hı. O da anlatılmalı. Evet. Onu anlat, o, on, ne için? E, kültür doğru orada. İlber'e katılıyorum, İlber Bey'e. Evet bu kültür, bu öğretilmeli. Yani dinde önemli bir kurumdur. İnsanlık tarihinde çok büyük etkileri vardır. Olumlu etkilerinden çok da olumsuz etkileri vardır. İnsanlar din saplantısı ve dincilik, yani dindarlıktan dinciliğe evrildikleri zaman o yüzden din savaşları da olmuştur. Ama bir taraftan da bir takım savaşların gerekçesi din yapılmıştır yani söz gelimi Emeviler ve Abbasiler, Bilas Emeviler dönemi tam tam zulüm dönemidir. E o dönemde aslında hatta peygamberin ölümünden sonra Müslümanlıktan çıkan bazı Arap kabileleri hı hı. Müslümanların ganimetle zenginleştiklerini görünce Ganimete olan sevdaları yüzünden tekrar Müslümanlığa dönmüşlerdi. Tarihi gerçek bu. Evet. Ve Araplar, kabile hayatından, kabile hayatında yaşarken hangi yasaları uyguluyorlarsa birleşip ulus oldukları zaman da topluca o yasalar uyguladılar. Hı hı. O yasalardan biri şuydu: Bir kişi öldürürsen Mübarezede yani bir karşılıklı savaş şu iki hı hı. pehlivan, iki savaşçı. Biri diğerini öldürürse, onun üstünde ne varsa öldürenin oluyor. Evet. Hak yani. Onun zırhını alıyor, üstünde elbise kıymetliyse onu alıyor, ayakkabıları eğer iyiyse onu alıyor, başlığı neyse, neyi varsa onu alıyor. Kılıcı, kalkanı falan çok değerli tabii şeyler bunlar o dönemde. Yani zırh, kılıç, kalkan bilhassa bu tür metalik hı hı. E, silahları e, Araplar yapamıyor, daha çok dışarıdan geliyor. En iyisini de Türkler yapıyor bu arada. Hı hı filan onları alıyor hak yani alması hakkı. Ama mesela İmam Ali Amr'ı öldürdüğü zaman almadı. Hendek Savaşı'nda bıraktı gitti. Geldi Amr'ın kız kardeşi. Ey Amr dedi. Onlarda böyle bir ağıt söyleme adeti var. Ey Amr dedi. Öldün. Ama ne mutlu sana ki seni üstündeki kılıcı ve kalkanı ve zırhı almaya tenezzül etmeyen bir yüksek tabiatlı kişi öldürdü. Anlayışa bakın yani. Ama tabii Ali yüksek tabiatlı yani. Ali çok farklı bir kişilik. Yani ben son çıkardığım Türk Aleviliği kitabında da biraz bu konuya girdim. Yani Ali aynı zamanda bilgindir İmam Ali filan. Yani onun karakteri çok yüksektir. Yani onun karakteri Arap şeriatının ortaya koyduğu Erdem'in çok üstündedir. Evet kesinlikle. Plan. Şimdi, Buraya bir virgül koyup veybil, bir araya gidebilir koyalım. miyiz Sayın Bakanım? Kısa bir aranın ardından bu güzel sohbet devam edecek sevgili izleyenler ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından geçmişten geleceğe devam ediyor sevgili izleyenler. Birinci bölümde daha çok Atatürk, Atatürkçülük ve Atatürkçülüğü benimsemek isteyip de aslında özünde benimsememiş olan bazı siyasi karakterlere Sayın Bakan'ın bazı mesajları vardı. Bunları ilettik sizlere. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Sayın Bakanım, İmam Ali'nin yüksek karakterine kalmıştık. Evet, evet. Onun karakteri tabii ki yüksekti evet. ve bunu da zaten yaşadığı sürece ve ölümünden sonra bile yüzyıllarca insanlar aynı şekilde anlatmaya devam ettiğine göre ortaya çıkıyor zaten bu karakter zamanla. Devam edelim. Evet. Şimdi İmam Ali tabii çok farklı bir kişilik. Yani o çağının çok üstünde ve bilimde de öyle. Yani onu da ben yine bir arkadaşımızın çalışmalarından yararlanarak onun da adını da vererek, kitabın adını da vererek yazdım. Yani Türk Aleviliği adıyla yazdım. Şimdi ancak ya onun dışında İmam Ali döneminde fütühat yok mesela. Evet. Yok, niye olsun ki yani? Niye İmam Ali gitsin de ganimet için başka ülkelere saldırsın? Onun için yok. Ama yani Arap'ın birleşmesi kabili hayatından daha çok da ganimet sevdası yüzünden birleşip başka ülkelere saldırması sonucunu doğurmuştur. Ya bu ganimet olarak biz onu yumuşatıyoruz ama yağmacılık değil. Yağma ya talan. Yani. Talan ve yağma. Hiç başka bir tabii Türkçesi. Evet. Talan ve yağmadır evet. Yağmacılık. Yani gidiyorlar İran'ı alıyorlar. İran'da ne varsa kendilerine oluyor. Hatta kadınları, kızları falan. Peki Türkler böyle yapıyor Türkler'de mu? Türklerde yok. Türklerde köle ve cariye yoktur. Hı hı öyle bir uygulama yok. Çin'lerde var ama yakın komşu Çin'lerde var. O yüzden Çin'den almışlar sözcük. Kendilerinde kurum olmayınca Türkçe bu kurumun karşılığı olan bir söz üretememiş. Ama olayı da görünce Çinlilerden almışlar küng demişler. Küng. Yani da ifade ediyorlar filan. Şimdi yine ilerlersek Emeviler dönemi yani çevreyi kana buladılar. Türklere büyük hı hı. zulüm yaptılar, yağmacılık yaptılar, Türk yaptılar Halkı falan filan. Yaptı. E onu bırakalım. Haçlı seferleri. Evet. Haçlı seferlerinin aslında işte Kutsal Kudüs'ü kurtarmak Değil. gibi bir söylem varsa da gerçek yine talancılıktı. Evet. Yağmacı zenginliği duyuyorlar, gidelim alalım diye. Hı hı. Ne kadar işte ipten kazıktan kurtulma Avrupalı varsa hı. büyük Ordular meydana getirerek önce gidiyorlar İstanbul'u biliyorsunuz, Ayasofya'yı yağmalıyorlar falan. O da İstanbul'un Ortodoks halkında derin bir anı bırakıyor. Ve bazı din adamları diyorlar ki, bu da tarih kitapları yazar, ben İstanbul'da ya da işte Konstantinopolis'te Katolik serpuşu başlığı evet. görmektense Müslüman sarığı görmeyi evet. ilerlerim. O dediği ama daha Osmanlı'nın Osmanlı'nın daha Arap şeriatına, dinciliğe dönüşmediği dönemle hı hı. ilgili anılardır. Türk Müslümanlığı yaşadıkları. Türk ya. Müslümanlığı, vahdeti vücut, hı hı. insana sevgi, bütün insanlara saygı, bütün inançlara saygı dönemi. Ama işte Arap İslamı gelince, Ebu Suud denilen kişi bir simge isimdir. Ebu Suud denen kişi Şeyhülislam olunca, Şimdi diyanet onu övüyor şu anda da. Olunca ne dedi? Şiileri öldürmek lazım dedi. Niye? Onlar rafizi dedi. Ya yani onlar sahabeye sept ediyorlar, sövüyorlar falan dedi. Sahabe dedikleri Ebu Bekir, Ömer, Osman. Şiiler sövmez ama sevmez. sevmezler. Sevmezler. Hı hı. sevmezler. Sövme ne? Ne sömez? Ama öyle dedi. Aleviler zaten dinden dönmüştür. onlar da öldürmek lazım. Yunus Emre zaten kafirdir. Onu da sevenleri de öldürmek lazım. Şiirlerini okuyanları öldürmek lazım. Hallacı Mansur zaten öldürüldü. Enel hak dediği için. Kim ki onu övüyor? Onu da öldürmek lazım. Bu lazım 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 dedi de uygulanmadı mı? Hayır uygulandı. İşte o, o zaman başka bir e, o e, ortodoks sun söylediği dönemden başka bir döneme geçiş var. Ondan önce vahdeti vücut dolayısıyla, Türk inancı dolayısıyla, Türk Müslümanlığı dolayısıyla Osmanlı'da da hoşgörü vardı filan. Şimdi işte Haçlı Seferleri ve evet. o yüzden bir Müslüman filozof diyor ki, ya yani bu Müslüman filozofun sözüne katılarak söylemiyorum ama söylüyorum onun sözünü. Diyor ki Ebu Bekir Razi, filozof, hı hı. Farabi'den önce diyor ki Allah bütün insanlara akıl ve bilim vermiştir. Bilinç vermiştir. Vicdan vermiştir. Akıl ve vicdan. Dolayısıyla neyin iyi neyin kötü olduğunu insanlar bilirler. O diyor. Peygamberlere ne gerek var ki? Şimdi birileri benim bu sözümü alıp kullanabilirler. Daha Kemal Zeybek bekledi ki peygamberlere ne gerek var ki? Bunu yapıyorlar. Hı hı. Ee, ama bunu söyleyen Ebu Bekir Razi. Hı hı. Peygamberlere ne gerek vardı ki? Onlar din kurarak insanların birbiriyle savaşmasına yol açmışlardır ve zararlı olmuşlardır. Demek ki filozof dinlerin zararını görmüş. Yararı da vardır, zararı da vardır. Hı hı. Yerine göre ve anlayışa göre. Sadece katılmadığım kısım. Dinlerden önce de insanlar birbirleriyle savaşıyordu. Gayet tabii canım savaşmanın asıl sebebi de ekonomiktir ya. Evet. Yani yani insanlar daha uluslar kurulmadan önce de e, sürüler halinde yaşarken de bölge savaşları yaparlardı. Yani evet. bölgenin e, av hayvanlarından ve ormandaki yabani yemişlerden yararlandıkları için bölge oluşturuyorlardı ve böyle sınır savaşları yapılıyordu. Tabii ki yani ama öyle diyor filozof. Ben ve filozofun dediğini söylüyorum. Mantığında da şey vardı. Karşı kabileyi ne kadar eksiltirsen ve kendi kabileni ne kadar çoğaltırsan güvende olursun. Evet. Bu yüzden burada çok çoğalmak ve korunmak diğer tarafta da gördüğü herkesi öldürmek üzerineydi. İşte bu. Yani din olmadan önce de durum buydu. yani dinlerin savaşlarının da temelinde yine bunlar vardır yani. Yani yine din içinde mezhep savaşları. 1848'de savaşları 1848 Avrupa mezhep savaşları yılıdır ve evet. kana bulandı Avrupa. Evet. Yani Fransa'da Paris'te Sen Bartelmi gecesinde ne kadar protestan varsa hepsi öldürüldü. Huguenot hmm. diyorlardı onlara evet. falan hepsini öldürdüler. Yani hani din e, kullanılana göre ve anlayışa göre ya Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre anlayışındaki bir İslam insanlara yarar getirir. Zarar getirmez, erdem getirir, dostluk getirir, kardeşlik getirir. Ne diyor Yunus Emre? 72, ben tam bugüne tercüme ederek söyleyeyim. 72 ümmete, inanca bir gözüyle bakmayan şeriat evliyası hakikatta asidir. Şimdi ne oldu? Yani Yunus Emre'ci bir insan başka inançlara, kötü gözle bakar mı? Ayrıca da vahdeti vücut ve Türk'ün inancına göre de bütün bu inançları Tanrı yarattığına göre e niye o zaman başkalarının inancını biz karalayalım ve başkaları bizim gibi inanmıyor diye onlara düşmanlık duyalım. Dolayısıyla yani bu Müslümanlıkta laiklik vardır. Evet. Fakat ilginç bir şekilde bütün bunların kaynağını da Kur'an'da bulabilirsiniz. Mesela bir ayette diyor ki ey peygamber sen diyor insanlar Müslüman olmuyorlar diye harap ediyorsun kendini diyor. Seni biz insanların başına bekçi olarak göndermedik ki. Senin görevin anlatmak. Allah isteseydi herkes Müslüman olurdu. Demek ki herkesin Müslüman olmamasını, başka dinlere de bağlı olmasını Allah'ın kendisi istemiş. Zaten Allah istemeden olur mu? Yani gücü yetmiyor mu Allah'ın ya? Yani? Öyle bir Allah olur mu? Yani <laughs> gücü yetmiyor. Ona rağmen insanlar başka inançlara ya da inançsızlığa giriyorlar. Mesela bunu anlayan sünni kökenli çok değerli bir profesör vardı. Hüseyin Ata yakınlarda öldü. O diyor ki Allah kimsenin Müslüman mı, Hristiyan mı, Deist mi, ateist mi, kendisine inanıyor mu, inanmıyor mu olduğuna bakmaz. Aldırmaz diyor. Dürüst mü değil mi ona bakar diyor. Dürüst mü değil Şimdi İlber'in sözüne dönersek, İlber Ortaylı'nın doğrudur ama bizim karşı olduğumuz dinlerin anlatılması değil, dinlerin öğretilmesi yani din budur, dinler budur. Bir dinin, bir mezhebinin topluma din budur, böyle anlayacaksınız ve bunun da uygulamasını şöyle yapacaksınız demesine karşıyız. Evet. Bu ne yazık Türkiye Devleti bu çizgiye daha 1948'de başladı. 50'de coştu. Okullara din dersi kondu. Bize namaz sureleri diye sureler ezberletildi. O okuduk. Ya biz Arapçayı nasıl doğru söyleyeceğiz ki? Yani Arapça benim benim dilim 3S'ye nasıl dönecek? Bilhassa ayınları hiç söyleyemem. Ayın. Bizim Ay. Anadolu'muz Bakın nasıl bir e, alevilik geliştirmiş. Bizim alimiz ayınlı ali değildir. Elifli alidir. Evet. Şimdi eski yazıyı bilenler için bu e, anlaşılır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında İmam Ali'nin adı Ali'dir. Ali. Yani hala söyleyemiyorum. Ayınlı Ali'dir. Ama bizim halkımız ayınlı Ali demez. Düz Ali'dir. Ali. O Ali, Elifli Ali'dir. Evet. <laughs> Elifli ali. Ali'dir. Ali mi? Ali. 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 Biz Elif'i... Yumuşak damağı kaldırıp. Yani... Ayn. Ayın. Ayın. E, i̇şte lam ye. Ali böyle yazılmış. Onun için aynalı Ali filan yazanlar da doğrusunu yazarlar yani. Ayınlı yazarlar. Halbuki bizim yani Oğuzlar, Oğuz grubumuz çözümü şunda bulmuş. Yani söyleyemediği için, gırtlağa da dönmediği için Ali'ye o Ali aynla Ali'ye dönmediği için Elifli Ali olarak konuşuruz biz. Elifli Ali ne demektir. Elifli yazılır mı Ali? Yazılır. Bir elif korsun hı hı. üstüne bir işte esre korsunuz. Bir de lam korsun, bir de ya korsun oldu Elifli Ali. Evet. Ali. Biz Ali deriz. O Ali demeyiz. Ama Kıpçaklar ise başka bir yol bulmuşlardır. Kimler Kıpçaklar? İşte Kazaklar, Kırgızlar. Hı hı. Efendim, Tatarlar, Başkırtlar falan yani Kıpçak Türkleri ise başka bir çözüm buldular. Ayini söyleyemedikleri için ay ayin diye boğazları uygun değil ona diyemedikleri için onlar da Gali dediler. Onlar Ali demezler Gali derler. Mesela Sultan Galiyev diyoruz ya. Hmm. O aslında Aliyev'tir. Aliyev. Ama olmuş Galiyev. E, söyleyemiyor, ne yapsın? Yani ayini söyleyemediği için. Elif'in Elifli Ali'nin önüne bir gayin getirmiş. Çünkü Arapçada bu var. Gayin. E, getirmiş gali derler. Yani orada nerede e, böyle gali, gılim ilim yerine gılim derler. Filan yani kural The ses değişmesiyle hı hı. onlar öyle kurtarmış. Oğuzlar da Elif'le kurtarmışlardır. Yani ayında konuşamayız biz. O Arap'ın Dolayısıyla sen bana ezberletiyorsun ama ben yanlış okuyorum. Üç tane se var sümme diyeceksiniz sümme dediniz mi anlam değişiyor Evet. E bende bir tane şey var <laughs> yok niye feltek Üş... konuşuyorum ben şeyde z'de de öyledir bir evet. feltek z vardı z. hatta mesela veled zalimdir ama ne olmuş ba, bir veledzalim. kısmını d yapmışız hı. bir kısmını z yapmışız mesela e, kadı derken kadı de de kadı hı hı. Hı hı. halbuki kazıdır o kazı fadıl gibi fadıl gibi fadıl fazıl fadıl. fadıl karışıyor yani ama bazı, fadıl bazı imamlar velâd zalin diye okuyorlar velâd zâlin <laughs> e, yani tam de yapmıyorlar Aha. bir kısmı da velâd dalin Aha. diyor ama de, de değil ze de, de, de değil. değil. z bizde yok şey dili e, dişlerin üst kısmına damağına değdirerek çıkarılan <laughs> evet. ses bizde yok o sesler filan dolayısıyla ya bana niye 9 yaşımda bunları ezberletiyorsun ki ya ya yani onlar Kureyş suresini okuyarak namaz kılacağız. Niye? Ya Kureyşler için gelmiş. Ben Bayburtluyum, Zeynep sülalesindenim. Dolayısıyla ben niye Kureyş'i şey işte ey Kureyşliler biz vaktiyle sizi hı hı. kurtarmıştık. Siz de Allah sizi kurtardığına göre bu Allah'ın dinine gelin anlamında gelmiştir Kureyş, e, Kevser. Kureyş suresi. Ha? Kevser. Kelser, Kevser. Kevser. Kevser'i de aslında ben başka türlü anlamlandırıyorum. Anlam kazanıyor. Hı. Bence Kevser orada Fatıma'dır. Şey, evet Fatıma. Fatıma'dır. Oradaki Kevser Fatıma'dır. Havuz değil. Ha. Daha anlamlı oluyor öyle. Tabii ama şimdi başka yere savruldu söz ama bunu da anlatmış olalım. Şimdi Kevser suresi niye indi? İniş sebebi şu. Soyu kesik dediler peygambere. Soyu kesik. O da çok Diye. üzüldü. He? O, o da he. çok güzel. Oldu. İbrahim öldü. Hı hı. Biliyorsunuz iki oğlu oldu. Kasım de... oldu, öldü, öldü. Kasım öldü. Ebel Kasım oldu. Kasım derler. Ebel Kasım hı hı. künyesi. Hı hı. Ebu Kasım. İbrahim de ölünce Araplar dediler ki ya bu sizin peygamberiniz Allah sevseydi bunu güdük yapmazdı, epter yapmazdı, hı hı. Soyu kesik yapmazdı. Epter o. Evet. Araplarda da bu çok önemli. Kızdan yürümüyor soy, hı hı. erkekten yürüyor ve bir adamın eğer erkek çocuğu yoksa oldu güdük, soyu kesik dediler. Kevser suresi geldi. Evet. Şimdi bakın tefsirlere nasıl diyorlar. Biz sana Kevser'i verdik. Neyi verdik? Cennette havuz verdik. Ya peki bundan, bunun ne ilgisi var? <laughs> yani, çocuk mu kandırıyor Kur'an ki? Senin evet sana soy sopun güdük ama sanki onu kabul ediyor. Ama biz de sana Kevser'i verdik, havuz verdik diyor. Halbuki öyle değil. Yani benim yorumum ve bence de doğru yorum bu. Ben Kur'an üzerine çok çalıştım yani. Doğru yorum şu. Evet, sana soyu kesik diyorlar ama hayrıyla değil. Senin soyun Kevser'den yürüyecek. O kaynaktan, Fatıma'dan yürüyecek. Dolayısıyla senin soyun yürüyecek ama sana Efter diyenlerin soyu ise kesilecek. Asıl hep onlardır. Evet. Gerçekten de bugün işte Peygamber soyu Fatıma hı hı. anadan başlayarak günümüze kadar devam eder. Evet. Seyitler, hı hı. işte dedelerimiz, yani birçok insan Fatıma'nın, İmam Ali'nin soyundan gelmedir. Hüseyin'in soyundan hı hı. gelmedir. Hasan'ın soyundan gelenler de vardır. Hasan'ın soyundan gelenlere şerif, Hüseyin'in soyundan gelenlere de Seyit, Seyit ama işte mesela şeyde de Türkistan'da da Kazakların içinde Seyit hocalar vardır. Onlar Hüseyin soyundan geldiklerine inanılır kişilerdir. Çok üste tutulurlar. Asil görülürler. Ya yani onların kızlarını başkaları alamaz falan. Hı hı. Öyle bir asalet yakıştırırlar falan. Dolayısıyla o Kevser suresi böyle deyince bir anlam kazanıyor. Ama sen onu tercüme Diyanet'in tefsirine şuraya buraya bakın. E, ne olmuş e, diyor ki sen evet razı oluyor güdük olmaya ama biz de sana Kevser'i vereceğiz diyor ne Kevser ne? cennette havuz Allah Allah ya havuz niye önemli tabii havuz Arap için çok önemli yani evet, su yok. yok su çok kıymetli evet yani işte o yüzden bir kuyu kutsal sayılmış Zemzem kuyusu Zemzem. kutsal saymış. tabii şimdi oraya bol bol başka yerden sular getirip o havuza kuyuya sokup oradan dağıtıyorlar. Oo. Yoksa başka türlü yetmez ama yani. Doğru. Ya yani geliyor artık milyon acı yani. geliyor. Eskisi Kuyunu gibi değil. Kuyunu çoktan lazım. Ne yapacak da. ya? Onun için onlar getiriyorlar o suyu. Getirip işte kutsal falan diye dağıtıyorlar filan falan. Bunlar tabi dinin kültürüne giren konular. Dinin özüyle ilgili olan konular değil. Dolayısıyla söylediğimiz şu. Biz din dersi din dersi kaldırılsın demiyoruz. Ama din dersinde bütün dinler anlatılır. Yani, yani kültürdür bu çünkü. İnsanlık tarihinde olumlu ve olumsuz çok etkisi vardır dinlerin. İlber'e bu anlamda katılıyorum ama verdiği örnek ilginç. Hristiyanlıktan örnek veriyor. Hı hı. Kardeş, değerli bilgin, Türkiye'de Hristiyanlık mı anlatılıyor? Sen hiç olmazsa örneğini de Müslümanlıktan verseydin deseydin ki Kur'an'ı anlama bilmezseniz şunu anlamazsınız. Anlamazsınız. Derdiniz ama yok da böyle i̇şte bir şey. İşte onu düşünüyorum ben aslında. Ne ki? Yok. Yani şu olsaydı olurdu. Yani birileri mesela Kur'an'ın kıyametle ilgili tanımlarını resim sanatıyla ortaya hmm. koysaydı. Evet. Ya da filmle ortaya koysaydık. Başka sanat ürünleriyle ortaya koysaydık. Konulsaydı Müslümanlar. o resme bakan Kur'an'ın o ayetlerini bilmiyorsa anlamazdı. Bu ama yok. Çünkü resmi günah falan diye yasakladılar. Heykeli günah diye yasakladılar. Yani Sünni İslam bunu ama mesela Caferi Şii İslam yasaklamadı. O yüzden İran'da resim sanatı çok gelişkindir. Hı hı. Film de öyle. Film tabii film de öyle. Buna mukabil Türkiye'de resim sanatı çok gecikmiştir evet. ama hat sanatı gelişmiştir. Evet. Yazı sanatı. Evet. Çünkü ona izin var. Çünkü minyatür e o izin var. <laughs> ona serbest. Bir süre sonra minyatür de kötü görüldü. O da çiğ resmediyor. Ya yani bu öyle bir noktaya geldi ki ben Türkistan'a ilk gittiğimde, Türkistan şehrine tabii eski den kalmış mollalar var. Yani gizlice o işte oradaki e, sünnilik yaşatılmış gizli gizli yaşatılmış komünizm kalkınca da ortaya çıkıverdiler. Bu arada bir imam var, hasta dediler yani camin imamı yaşlı birisi. E, ya ziyaretine gidelim burada sevilen bir adam falan dediler. Evine gittik. E, gitmişken bizim üniversiteden Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden biliyorsunuz ben 14 yıl onu yönettim. Ben kurdum ben yönettim. E, bir fotoğrafçı da geldi resmi çekmeye başladı. Dur 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 dedi. Bu günahtır dedi. Yarın dedi kıyamette bunları canlandırın diyecekler Onu ben çok yıllar önce duymuştum <laughs> yahu. Ya şu orada da burada da. Evet. Çünkü o. Halbuki Kur'an'da bir yine ayet var. Hiç onlara dikkat etmezler. Süleyman'ın sarayını överken heykellerinden söz eder ve över. Hı hı. Yani Süleyman peygamberdi hani heykel günahtı. E bu peygamber niye bu günahları işletmiş de sarayına heykeller koymuş? Heykellerini hatırlayamadım da Suriye'yi düşünüyorum. He? Bir surayı de, düşünüyorum. Bir heykellerini de şey, hatırlayamadım. Efendim? Sütunlarını hatırlıyorum. Yok ya yok şeyde yani Kur'an'da var. Kur'an'da işte. Kur bakın düşünüyorum şu anda. Heykeller var. Tekrar bakayım ben bakın, ona. Bakın Şimdi neyse bizim işimiz bunlar değil. Evet. Bizim işimiz şu. Okullarda bir laik devlette bir dinin bir mezhebi din budur diye dayatılıp anlatılıp öğretilmez, eğitilmez insanlar. Bırak serbest bırak. Okulda da bir din dersi olsun, ahlak dersi. Ya ahlak dinden bağımsız bir kavramdır. Hı hı. Din kültürü ve ahlak. Bunun bir farkına varsak ülkece kurtulacağız aslında. Evet çok ahlak başka bir kavramdır. Yani dinin ahlaki unsurlarını benimseyip yaşamak saygı duyacağımız bir konudur ama yani dinsiz insanlar ahlaksız demek değildir ki. Yani yani ahlakın kaynağı dinler değildir. İnsan vicdanı üretmiştir ahlak. Ve bu yaygınlaşmıştır. Bütün dünyada böyledir. Şimdi böyle Türkiye'nin en e, bağnaz dincilerinden birisi, sünni dincilerinden birisi, bir konuşma yapmış, yayınlanıyor. Ve enses diyor ki, enses tabii ki akla göre kötü bir şey yoktur diyor. Hangi akla göre kötü bir şey yoktur? Kur'an yasakladığı için kötüdür diyor. Yani bizatihi kötü değildir diyor. Ya bu nasıl bir vicdansızlık yani? Demek ki Kur'an yasaklamasa bunu normal görecek bu arkadaş. Ya yani bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını biz Kur'an'dan öğreniriz diyor. Öyle değildir. Kur'an Zaten insanlığın ürettiği erdem kurallarını uygulayın der. Yahu Kur'an der ki sana bunlar helaldir, bunlar haramdır. Saydığı helallerin içerisinde teyze kızları var, hala kızları var, amca kızları var, bütün kuzenleri, ikinci kuşak akrabaları var. Türk töresine baktığın zaman yedi kuşağında da yok. Ha. E hani Kur'an, Kur'an. Evet. Türklerde o zaman Kur'an yoktu. Yoktu. E abi. hani akla göre yasaktı? Ne kadar güzel bir örnek verdiniz. Ama yani... Türk vicdanı böyle diyor ki, yani Türk vicdanı bugün o vicdan Kazaklarda, Kırgızlarda, Karaçay, Malkarlarda, Kafkas halklarında ve Güney, Kuzey Türklüğünde yaşıyor. Ve Türkistan'da işte Türkiye'den yoğun bir şekilde oraya bizim getirdiğimiz öğrenciler, öğretmenler falan olunca, Böylece Türkiye Türk'lüğünü yakından tanıdı. Türkistan şehrinin Türkleri. Kim var orada? Kazaklar var, Özbekler var, Tatarlar var. Ama tabii ki orası Kazakistan, çoğu Kazak. Yani amca kızıyla evlenmeyi bir türlü anlayamıyorlar. O sizin kardeşiniz diyorlar, evet. nasıl evlenirsiniz? Amca kızı kardeş. Sade amca kızı değil, yedi göbek içindeki herkes kardeş, evlenemezler. Evet. Türk yüksek vicdanı ahlakı bu konudaki ahlakı böyle üretmiş. Evet. Ama Araplarda öyle değil. Evet. Araplarda başka türlü olmuş. Yani ben şimdi Araplar için kötü demem ama Türklerin Türkler için kötü derim. Türklerin inancı buydu. Bu uygulandı ve hala da uygulanıyor. Ya yani bugün bir Kazak asla amca kızını bırak da yedi göbek içinde akraba olduğu bir kızla bir de erkekle evlenemez. Dediğiniz gibi yani ahlakı ve erdemi insanların geliştikçe vicdanları üretmiştir. Mesela Batı çok sonradan öğrendi bunu. Çok evet. Yaşayarak, görerek öğrendi. Evet, doğru ya da söylüyorsun. Mısır, Mısır'da kardeş evlilikleri çok yaygın. Evet. Özellikle Firavunlar arasında. Yani doğan sakat çocuklardan sonra Mısır çok sonradan öğrendi bunu. Çok doğru. Ama Türkler çok daha önceden biliyordu. Türkler biliyordu. Yani Batı diyoruz. Batı'nın birçok yer şeyini de Türkiye bilmez. Yani. Hı. İşte onlar da bilinmeli. Yani tarihin o tarafları da bilinmeli. Borciyalar diye bir e, hanedan var. Fatih zamanında Papa. Fatih çağdaş. Borciyalar Fatih ile çağdaştırlar. Demek ki 15. yüzyıl. Şimdi bunu Batılılar filmini ve romanını yazdılar. Lükres Borciyanın Aşkları diye bir roman ve film tarihi gerçeklere göre çevrildi. Roman da tarihi gerçeklere göre yazıldı. Ama bilinen gerçek, Lükres Borcu'ya çok kısa bir zaman papalığa da vekalet etti. Öyle bir dönemi de vardır Lükres Borcu'ya. Lükres Borcu'ya'nın aşklarından birisi babası. Ve kardeşi de babasına ihanet ediyor. Bunda Avrupa bilinci bunu sergilemekten de çekinmiyor. Gerçekleri bu. Yani söz gelimi Hitler'in sevgilisinin de yeğeni olduğu söylenir. Evet. Getiriyor evine ve evde onunla yaşıyor. Şimdi Avrupa'nın haline bak. Belli ki Araplarda da bu tür uygulamalar var ki Kur'an yasaklıyor. Hı hı. Uygulama olmasa niye yasaklasın ki? Yani söz gelimi şimdi bazı Türkiye'de e, sünniler arasında bir akım var. Yani bu akımı bilginler ortaya koyuyorlar. Mesela Yaşar Nuri Öztürk Kur'an Müslümanlığı diye bir kavram ortaya koydu. Ona karşı çıkanlar diyorlar ki sade Kur'an'la yetineceksek namazı nereden öğrenecek? Evet, bu çok sık veriliyor bu örnek. Ya namazı öğrenmeye gerek yok ki. Namaz zaten var Araplarda. Bu da bilinmiyor. Yani sanki işte Kur'an e, namazı tanımlamıyor öyleyse nasıl öğreneceğiz? Peygamberden öğreneceğiz. Hayır. Nasıl zaten var? Araplar Müslümanlık gelmeden önce de aynen bugünkü gibi namaz var. Yani kıyamda duruyorlar, hı hı. dua ediyorlar, hı hı. rükiye varıyorlar, hı hı. varıyorlar, dua ediyorlar, secde varıyorlar, dua ediyorlar. Aynen bugün Sünnilerin kıldığı namaz. İhtilaf orada peygamber elini bağlıyor muydu, yanına salı veriyor muydu? Ya da neresine bağlı? Kadınlar neresine evet. filan. Bunlar ihtilaf. Yani o tam bilinmediği için o biri söyle diyor, birisi böyle diyor filan. Ama esası namazın yani sünni namazın esası tabi burada Şii namazda aynı şekilde üç temel şekil biçim vardır. Birisine kıyam derler, dik durur, eğilir, rükü, rükü secde. Bu vardı zaten araplarda. Evet. Bunu da ilk kez öğreniyorum. Oruç da vardı. Orucu biliyorum. Hac da vardı. Hacı da biliyorum. <laughs> yani şimdi e, peki ne oldu Müslümanlık ne fark meydana getirdi ha şu? Bu namazı kılanlar putlara karşı kılıp evet. onları övüyorlardı. Yani şimdi bir e, Türkçe'de Biraz argoda bir söz vardır. Yağ çekmek diye. <laughs> yani ya çekiyorlar. Yani. Ey Uzza. Mesela peygamberin en önemli düşmanı ve Kur'an'da beddua edilen, kargış edilen, biz kargış deriz bedduaya kişi Ebu Leheb. Hı hı. Ebu Leheb çok namaz kılan birisiydi. Uzza'ya karşı kılardı daha hı hı. çok. O yüzden ona Abdül Uzza Lakabı Uzzanın, da bir, Uzzanın kulu. Uzzanın kulu. ne övüyor Uza, Lat, Menat, Uzza bunlar Allah'ın kızları. Vaktiyle yaşamışlar. Bunları Allah'ın kızları denmiş. Bunların biçimlerini yapıyorlar. Put dedikleri o. Ve onların karşısına geçip namaz kılıyorlar. Onları överek. Hı hı. Niye yağ çekiyorlar? Onlar Allah ile arada aracılık yapsın diye. Yani Allah çok uzaklar da bunlar hemen önümüzde. Bunlara yalvaralım ki onlar da bizim adımızı Allah'a yalvarsınlar. Filan. Yani Müşriklik bu zaten. Evet. Kur'an kafir demez. Müşrik der. Şirk. Yani evet. şirk ne Allah'a? Şerik koşuyorsun. Dolayısıyla şimdi bazı tarikatlarda böyle rabı bu filan var. Hı hı. Yani şeyhinin yüzünü belleğine getirerek ondan gelen nurların kendisine akıp gelmesini ister. Böylece Allah'a yakınlaşır filan. Vaktiyle böyle birisi çok dindar işte hatta mutasavvıf birisi kadınlarla alem yapıyormuş. Bu da Mesnevi'de vardır. Başka birisi gelmiş demiş ki, ne yapıyorsun? Demiş ki, göldeki suda ayı seyrediyorum gökteki ayı demiş ki ya en sen de mı var demiş niye kaldırıp doğrudan doğruya aya bakmıyorsun yani gök kadınlarda Allah'ı görmek peki Falan. <laughs> güzelmiş vallahi tabii yani o böyle incelikler vardır keşke bu mesnevi hikayesinden camilerde kadınlarla yakalanan imamların haberi olsaydı değil mi kulağa yok çok güzel bir savunma ama olmuş ama bir tarikat var Nakşibendiyiz diyorlar kendilerine bu arada onu da söyleyelim. Yani bazıları zannediyor ki bir Nakşibendilik var, hep ona bağlı. Öyle değil. Birçok Nakşibendi şeyhi vardır. Farklı farklıdırlar falan. Ya yani bunların mesela en bağnazlarından birisi bu İsmail Ağa cemaatidir. Hı hı. Onlar şalvar giymeyeni, eee kadınlarda çarşaf, kara çarşaf hı hı. giymeyeni, sarık sarmayanı ve sakal bırakmayanı Müslüman saymazlar. Hı hı. Ve kadınlar, kızlarınızı da okula göndermeyin. Evet. Falan diyen bir tarikat. Orada bu. Ama işte birbirlerini öldürüyorlar. Rekabet dolayısıyla filan. Tövbeler iptal oluyor falan. Ha o menziller. <laughs> Tövbeler iptal oluyor çünkü. Tövbe ettikleri ve bağlandıkları şeyh ölüyor. Hı hı. Yani Nakşibendilik'te tövbeyle şeyhin elini tutarlar ve işte ya rabbi ben pişmanım yaptığım günahlardan. İnşallah bir daha yapmayacağım. Ben kendime şeyh olarak işte filanı ismini söylerler ya da unvanını. Peki o esnada şey yaptıkları, yaptıkları günahları da dile getiriyorlar mı? Yok, o kadarı ha. yok. Yani nasıl çıkarmayla birebir aynı. toptan. Toptan tövbe bu. Böyle ve ben kendime şeyh olarak yani diyelim ki seydayı, gavsı filanı falan Şimdi tabii Gafs dedikleri menzildeki şeyh ölünce üç tane oğlu, üç tane de başka kişilere ilafet vermiş. Ama tabii mülkiyet üç kardeşe kalmış. Şimdi onlar yeniden tövbe alıp e, tövbe alıyor. Onlar adına tövbe alanlar ona bağlatırlar. Ama onlar babalarına bağlatırlar söz olarak. Yani yeni, tövbeyi yeniden alır ona bağlarlar. Çünkü artık öldü filan ya böyle ilginç işler geliştirmişlerdir filan. Tabii bunların tarikatların kendi aralarında siyasete ve ticarete karışmama kaydıyla insanları sömürmemek kaydıyla evet. yapacağı işler bizi ilgilendirmez. Ama bir tarikat siyasete ve ticarete karışıyorsa, zenginleşiyorsa eninde sonunda bela çıkar. Evet. Eninde sonunda bela çıkar. Çünkü bunlar hepsinin kafasında devlete ele geçirme vardır. Yani diyelim ki bir, bir süre Tayyip Bey'le işi götürürler, evet. ondan yararlanırlar. Ama asıl onların kafalarındaki reis seydalarıdır, gafsarıdır, şeyhleridir. Fırsatını buldukları an darbeye kalkar. Hiç tereddüt etmezler, ele geçirmek isterler. Osmanlı bile bunu bildiği için böyle bakardı böyle bunlardan bir şey çıkacak mı falan diye tehlike görüyorsa da yok eder Mesela Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u aldığı zaman Ayasofya'yı cami yaptı o zamanın adeti gereğince. Ve ilk yaptığı binada da Aleviler için, Haydari Aleviler için bir zaviye yaptı. İlk bina odur. Buna mukabil ya onlara böyle ikramda bulundu, zaviye yaptı. <laughs> Çünkü onlar kendisiyle birlikte savaşıyorlardı. Buna mukabil hurufi Alevileri de toplatıp yaktırdı. Toptan. Niye? Çünkü onları devlete karşı tehlike gördü. Yani onun babası ikinci Murat duydu ki Ankara'da bir şeyh çıkmış ve çok kalabalık ürütleri varmış. Aa, buradan ne bela çıkacak dedi adamlar gönderdi inceleyin bakayım ne yapıyor adam falan diye. Onlar incelediler, döndüler, rapor verdiler. Dediler ki bir Allah adamı işte müridleri de tarımla uğraşıyor, ekiyor, biçiyor, yiyorlar kendilerinde. Devlete ve siyasete karışmıyorlar falan dedi. Onun üzerine çağırın gelsin dedi. Tabii. İkinci Murat geldi ve dost oldular. Kendine bağladı. Yani ve Akşam settin'de biliyorsunuz. Hı, hı. E, yani iki onun iki Hacı Bayram'ın iki büyük halifesi vardı. Birisi Akşam settinde. Hı hı. Akşam settinde Fatih'in öğretmenleri arasında evet. oldu. Evet. Hatta derler ki işte müritlerden birisi Fatih'e demiş ki. Sultanım duamız berekatıyla zafer kazandınız. O da demiş oh. Çelebi bunu da unutma demiş. <laughs> Kılıçını gösteriyor. Çelebi bunu da unutma. <laughs> Duayla olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> bu, 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 bunu unutma diyor. Fatih çok bilimci bir adamdır. Yani Osmanlı padişahları içinde Atatürk'e benzetebileceğimiz, tabi Atatürk'ün bilinci çok daha yüksektir ama benzetebileceğimiz birisidir bir yönüyle. Çok kitap okuyan. Çok okumuştur evet. Evet ya İlya dayı. Evet. Latince okumuşlar. Latince çıktı bugün ortaya. İlber bunları anlatıyor. Heh. İyi, bunları anlat. Çünkü o vaktiyle Topkapı Sarayında da Topkapı Sarayının başkanlığını yaptı hı hı. bir dönem. O dönemde de tüm bunları inceledi, gördü falan. İyi ki de yaptı işte, anlatıyor şimdi. Fatih'ten söz ederken sadece kitapta okuduklarına değil gördüklerini de Yorumlayarak azizim diye başlıyor, güzel güzel anlatıyor filan. Evet yani e, İlberle başladık. Yine söyle, hep söylüyorum ki, iyice anlaşılsın. Biz yani Ata Parti olarak biz din derslerini kaldıracak değiliz. Ama din derslerini bütün dinleri ve dinlerin mezheplerini öretecek şekilde anlatacağız. Yani o zaman bir ansiklopedi çıkar ortaya nasıl e ne olacak? Çıkar? Özet. Özet Asiklopedi. yani ben bir asıl tabi vereceğimiz konu, asıl vereceğimiz konu okullarda bilim tarihi dersi ve aydınlanma tarihi dersi olacak. Onları okuyacaklar. Ya okurken sünni olsun diye değil. Yani şu dine girsin diye. Ama dinler nedir kısaca yani o zaten lise kaç yıl? Dört, dört yıl lise, yıl. dört yıl ortaokul. Hepsi öğretilir. Yani. Sekiz yılda. Aslında evet. ben bir saat içinde hepsini öğretirim de, yani o kadar da çetin değil. Çünkü <laughs> dinlerin ayrıntıları çok saçmadır yani. Ayrıntı ayrıntı ayrıntı, o kadar ayrıntıya boğuldu ki dinde hı hı. özü ortadan kalktı. Kesinlikle şekle yani, takılı kalmaya başladı. Şekle bu takıldı. Sefer. Hatta bu biraz önce söylediğim Hüseyin Atay. Dedi ki ben namaz kılıyorum dedi. Ama dedi namaz kılan birisi olarak söylüyorum namaz bu ümmetin başının belasıdır. Dedi. Bak şimdi. Öyle namaz dinin direğidir falan diye de bir söz yoktur dedi. Öyle bir şey yok. Şöyle bir söz de şimdilerde akıllı adamlar söylüyor. Onların dinleri var diye ahlaka ihtiyaç evet. duymuyorlar. Din, ahlak aşılamıyorsa on para yatmaz ne? Çok evet. güzel bir söz. Bu sözle de bitiriyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Bizim Ağzınıza konu sağlık. Gene gelecek Gene gelecek sefere, gelecek sefere <laughs> kaldı ama o kadar derya deniz bilgilerle donatıyorsunuz ki programın süremiz yetmiyor efendim. Siz de af buyurunuz. Bizler programın sonuna geldik. Programda velhasıl özeti bu öğretilen din eğitimi yanlıştır. Din öğretimi doğrudur. Bu da bütün dinlere eşit mesafede olmalıdır. Bu da çocukların anlayacağı şekilde ve özet olarak verilme, verilirse şayet doğrudur. Ama bu şekilde ayrıntılara takılmış ve belirli bir mezhebin belirli bir kolunu dayatan din eğitimi kesinlikle yanlıştır dedi Namık Kemal Zeybek. Bizlere de katılmak düşer efendim. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.